Peki e, Sayın Bakan siz ne dersiniz? Yani Rus medyasına önce, göre troşe Wagner'ın başına önce geçecek. Önce bu Andrei Turoşev'e gelmeden önce. Yani Putin, e, Putin demiş ki Turoşev'e e, Wagner'in sen başına geç. Rus medyasının iddiası bu. Şu anda birisi var. Hı -hı. Burada bir şey Olabilir var. de işte bu iddiaya hayır, göre hayır, basın. Hayır hayır var. İşte bu iddiadan öncekini söyleyeyim. Evet. Daha Prigozhin hayattayken e, önce Dimitri geliyor. Hani Prigozhin'le beraber... Uçakta ölen kişi Dimitri Utku. Ama e, uzun bir süredir bu ayaklanmanın olduğu tarihte de Wagner'in CEO'su olarak yani yapının başındaki kişi Konstantin Pikalov. Hmm. Böyle biri var. Şimdi bu Konstantin Pikalov CEO. Ama Wagner ise bir şirket. Yani yönetimi başkanı vesaire. Ve esasında kamuoyuna duyurulduğu gibi böyle Prigojin şeye karşı Putin'e karşı zaten eylem yapmadığını söylemiş. Yani Putin'in de yönettiği bir mekanizma. Büyük boğulukla Andrei Trishov'u bir kolovunda sorumlu olacağı, yani oradaki yapı olacağı bir yeni yani e, boşalan boşluğu doldurmak. Tamam yani aynı şey şeyi söylüyoruz. Tabii, zaten. ama Troşef, esas yöneten Prigogine var. yerine geçecek. Tabii diyorsun. tabii esas yöneten var. Şimdi neden böyle birisine ihtiyaç veriyor? Şimdi bir başka düşünce var. Bunu pek e, batı karıştırmak istiyorum, medya karıştırmak istiyorum. Bu Wagner'i farklı yapılarda yapılandırmak istiyorum. Yani toplu bir güç haline gelmemesi için. İşte Özay Bey'in dediği gibi mi demek istiyorsunuz? Tabii, istiyorsun? tabii Afrika'da, Afrika'da, farklı, farklı, Afrika'da farklı Afrika'da farklı farklı coğrafyalarda farklı. Tabii tabii Afrika'da farklı, Ukrayna'da farklı, Suriye'de farklı ve doğrudan doğruya bunlara belki burada Andrei Troje Yani ne demek o zaman e, Prigojin gibi biri olmayacak mı başında artık Wagner'in onu demek? Tek kişi ol, yani şirket tek kişi, kişi şirketi olmayacak. Yani holding gibi düşünün. Yani nasıl holdingde peki bu, bazı şirketler peki var? Peki bu Wagner'e güç kaybettirir mi böyle bir kullanma? Yok ulanma? Wagner'de güç kaybetmez Yani şimdi bakın Wagner'i çok büyütüyorlar. Wagner Ukrayna olana kadar bu kadar fazla askeri yoktu ki. Her, Ama niye Afrika'da her ülkede... uzun süredir etkin değiller miydi Efendim? mesela? Afrika'da uzun süredir etkin. Efendim etkinlerdi. bakın kaç kişiyle etki orada? Bin kişiyle. bin kişiyle, üç bin kişiyle, beş yüz kişiyle. Yani sizinle burada yaptığımız programlarda arkadaşlar e, bulursa... İsmet Bey siz bilirsiniz ne kadar aktif şu anda Abi. Wagner Afrika'da mesela? kaç bin kişilik bir asker, askeri var? Yani her, Ulan, her ben, bir ülkede Benim bildiğim maksimum... kadarıyla Afrika'daki tüm yani bildiğim kadarıyla şu anda Afrika dalgası dediğimiz ve Afrika'da batıya karşı bir anlamda ayaklanan bütün ülkelerde şöyle veya böyle varlar. Ama yani kaç taraf, dedim anlamadım. Kimisinde 3 bin, kimisinde 2 bin. Sizde var yani arşivde biz onu ee... Prigojin ayaklandığı zaman ve sonra öldüğü evet, zaman doğru. burada tartıştık hangi ülkede kaç Wagner askeri var. Hatta Nijer ayaklanması zamanında da tartışmıştık. Bu rakamlar çok büyük değil. Bir tek Ukrayna'da büyük. Ukrayna Savaşı'nda bahsedilen rakam büyük. Ne... O zaman benim anladığım siz şunu söylüyorsunuz. Yani Wagner yeni bir yapılanmaya gidecek. Başında Troşev olabilir. Tabii yani ama... koordinasyonu sağlayabilir ama büyük ihtimalle Putin... Artık tek kişide, tek yerde tutmayacaktır. Putin özellikle böyle bir şey mi yaptı? E gayet istiyor? tabii çünkü tuttu başına iş geldi. Yani Hı. çünkü Prigozhin. O zaman kime... Wagner'in başında daha kuvvetsiz bir isim mi olacak. Hayır, kuvvetsiz demi... değil. Kuvvetsiz demeyelim de. Koordine daha yetkisi saz. Koordineli Daha yetkisi olacak. az sadece koordinasyon yapacak. Yetkileri azaltılmış bir kişi, bir kişi olacak. olacak yani. Şu anda mevcut Wagner'in başında. Konstantin Pikalov diye biri var evet. ve bu Konstantin Pikalov daha Prigozhin ölmeden evvel tayin edildi. Yani Dimitri Utku'nun yerine getirildi ve bu kişi zaten yönetiyor. Ee, ve dikkat edin... E, bu... Zaten lave edilmedi ki yani, etkilat lave edilmedi, devam ediyor tabii, organize tabii. Ama vardı, vardı o kişi. Şimdi iki tane opsiyon kurdu. Silah bırakacaksınız ya ona gideceksiniz ya da yeni kurula katılacaksın. Bunun için yemin edin dedi Putin. Efendim bu opsiyon verilmeden evvel daha bu opsiyon verilmeden evvel ben, o zaman tartışmıştık yine böyle konuşmuştuk. Prigojin çekilmiş aktiften önce yerine Dimitri Utku geldi. Sonra Dimitri Utku da çekildi. Buna bakarsanız şeyde de var hani internette bu yapı var ve onun ünvanı CEO olarak geçiyor. Yani esas ordinasyonu yapan. Fakat hocamın söylediği, o verdiği ya devam edeceksin ya yapacaksınız tek yerde tutmuyor. Niye? Çünkü bu kurduğu kurulan yapılar aniden onun genel genelkurmay başkanına tavır alıyor. Aniden onun e, Milli Savunma Bakanı'na tavır alıyor. Bunu kesmek için bu işi yapan kişiyi yanıtmak istiyor. Ve bu şeyin de bir özelliği var. E, Andrei Troşi'nin. Nedir özelliği? Nedir? Aynen... Prigozhin gibi e, aynı memleketten, e, şeyden. E, e, Leningrad'da doğdu. İşte o, o, o bölgeden. Aynı yerde. Yani <laughs> yapıyı ona göre e, yönlendiriyor. O bakımdan burada e, Putin'in yapmak istediği şey kendisine karşı çıkacak güçlü bir mekanizmayı ayırmak istiyor. Şimdi Sayın Bakan sizinle de hep yaptığımız yayınlarda işte o ayaklanmanın olduğu işte o darbe girişinin olduğu zaman aslında hep şu soruyu sormuştuk. Ee, Wagner'in yapılanması değişir mi demiştik. O zaman Wagner'in yapılanması değişiyor. Bir daha böyle şeyler yaşanmasını belki şey önüne geçmek istiyoruz. Oğuzhan Bey değişiyor siz de dersiniz? Işte. Katılır mısınız bu Ama görüşe? Ama ben bu işte tabii Oğuz Hoca Fulya, söylediğini... Fulya de, Fulya Hanım. E, buyurun İsmet Bey buyurun kısaca alayım sonra Oğuz Bey size geçeyim hemen müsaadenizle Oğuzhan Bey. Şimdi Evet veriyor şey yapıyorum çok kısa. Şimdi, Tabii buyurun. Putin Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Vladivostok'taki konuşmasında Afrika için bir bölümden var o konuşmada. Afrika'da hiç kimse 1950'li yıllarda çocukların bile kafeslere kafeslerde gösterilmek üzere Avrupa'ya götürüldüğünü asla unutmayacak diyor. Bakın bu son derece kritik bir açıklama. Yani Putin'in gündeminde Afrika'nın bu doğa e, e, ekonomik formunda bu konunun gündeme gelmesi bile yani Afrika'daki olaylar konusunda Rusya'nın tavrını açıklamak açısından bence önemli. Daha bu yeni oldu 13 13 Eylül'de yaptı bu konuşmayı. Size i̇şte bir harita daha var. O haritada her ülkede. Wagner'in kaç askeri olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir haritadır. Eğer bulurlarsa, evet bulursa o, arkadaşlarımız veririz çok, çok ekrana. Çok güzel bir harita o. Oğuzhan bey siz ne dersiniz? Yani hem e, Troshev, e, Prigojin'in yerine mi gelecek? Yani Prigojin yetkilerine sahip bir e, Wagner lideri mi olacak? Yoksa işte hem Özay bey'in hem Sayın Bakan'ın söylediği gibi Wagner yapılanması mı değişiyor? Ne oluyor? Şimdi buradaki esas mesele Putin ciddi bir imaj meselesiyle karşı karşıya. Biliyorsunuz Forbes dergisi dünyanın en güçlü adamı listesi yapar. Son 10 senede dünyanın en güçlü adamı listesinde birinci çıkan, en çok birinci çıkan kişi Putin'di. Hmm. Ne zamana kadar? Ukrayna Savaşı'na kadar. Yani Çeçenistan Savaşı'nı kazanan kişi, Sovyetler Birliği'nin enkazını kaldıran kişi, Kırım'ı ilhak eden kişi. Rus halkının gözünde de dünya kamuoyunda da Putin çok güçlü bir lider imajı çiziyordu. Sonra ne oldu? Ukrayna Savaşı'nda çok büyük bir bataklığa saplanmış görüyor, görünüyor Rusya. Özellikle de kendi iç kamuoyunda Wagner'in isyan edip prigojin liderliğinde Moskova'ya doğru yürümeye başlaması, Putin'in imajını kendi ülkesinde de çok zayıflattı. Şimdi Putin ne yapıyor? prigojin bir şekilde tasfiye edildi. Ne, ne şekilde olduğunu az çok biliyoruz. Ee, artık kendisine baş kaldırabilecek en ufak bir yapıyı ihtimalini ortadan kaldırıyor. Ve işte Troşev gibi aktörleri kendisine mutlak biat ettirecek bir, şekilde organize etmeye çalışıyor. O zaman katılıyorsunuz yani Wagner'in yapılanması değişecek mi sizce? Wagner'in yapılanmasını değiştirecek ve Wagner'in yapılanmasını değiştirdikten sonra oraya mutlaka kendisine mutlak biat edecek bir ekip gelecek. Nasıl değiştirecek Wagner'in yapılanması? Yani e, Özel Bey de bahsetti ya Afrika'daki ile Ukrayna Savaşı'daki yapıyı birbirine ayırması önemli çünkü e, şimdi Afrika'da belki Sayın Bakanım sayısal olarak az olabilir ama oradaki yerel yönetimlerle Wagner'in etken oluşturduğu etki alanı çok güçlü. Az, 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 yo, yo, anladım. Yani o, o o küçüklerle idare etmeye dahil. Evet evet. Edecek, Ama küçük. esas fazla olan Ukraynalılar gibi ve komşu yerleri evet. karıştırmıyorum. Ben de şunu demek istiyorum. Yani sayısal olarak az olması etkisinin az olduğu evet. anlamına gelmiyor. Mesela Sudan'da Bir e, bizzat enerji kaynaklarına Wagner el koyabilecek kadar etkili. Şimdi o yüzden Putin ciddi bir imaj problemi yaşıyor. Özellikle Peskov'un açıklamasında bir şey dikkat çekici. Savunma Bakanlığına bağlı çalışacak. Bunu niye özellikle söylüyorlar? Çünkü Prigojin isyan ederken ne demişti? Genelkurmay Başkanı, Genel Savunma Bakanı Şoygu'ya bağlı olmaktan çıkmak istiyoruz diye isyanı başlattılar. Evet. Bizzat o ifadeyi oraya koydurarak Putin şunu ifade ediyor. Benim oturttuğum sistemde benim dediğim gibi biat edeceksin. Aslında sizin söylediğiniz noktadan ben devam etmek istiyorum. Çünkü önemli, enteresan bir şey söylediniz. İsmet Bey katılır mısınız? Şimdi Oğuzhan Bey diyor ki Putin'in imajı hem Rusya'da hem de dünyada yerlerde. Şimdi son bir şey söyleyeyim. Putin'in yenilmez ve güçlü bir lider imajı vardı. Hı hı. O imajı çok zarar gördü. prigojin de o imaja zarar veren en önemli faktörlerden bir tanesiydi. Katılıyor musunuz İsmet Bey? E, haklı mı Oğuzhan Bey? Ya bu dergi hangi hangi dergi yapmıştı bunu Oğuzhan Bey? E, Forbes dergisinin dünyanın en güçlü adamı listesi vardır meşhur İsmet Bey. Yani evet, Putin'in yani imajı yerlerde, Putin yerlerde mi? Böyle bir ortamda... Böyle bir şey yok ya. Hayır, ben yani bu şey. bu, se bu sembolik dergiler, bir şeydir. Sembolik bir şeydir sırasında... ama şu şu var. Yani son 10 senede en güçlü çıkan lider olmasını şu yüzden vurguladım. Bırakın kendi ülkesini Batı kamuoyunda bile bu kadar güçlü lider algısı olan bir lider olması için vurguladım. Yani onu vurgulamak için. Peki ne dersiniz İsmet Bey? Katılıyor Hayır, ba musunuz? Batı ile savaş Batı ile savaşırken Batı ile savaşırken Fox dergisi bunca psikolojik savaşın yürütüldüğü bir yerde Putin'i hala dünyanın en güçlü lideri diye tanıtır mı? Yani tanıtmaz. Bakın, Batı medyası ya o... sürekli hedef aldığı liderler var. Birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, birisi Rusya Devlet Başkanı Putin, birisi Çin Devlet, i̇şte ona Devlet Başkanı... Ona rağmen en güçlü Zipin. adam olarak göstermesi önemli değil ee, mi Birisi... E. E, hayır, bakın ama hedef aldı diyorum, son dönemlerde Tabii, o daha çok e, sürekli bunlara diktatör falan diye saldırdı. Evet. Yani Ekonomist dergisi ve dünyada en çok efendim kendilerine göre itibarlı diye lanse edilen e, gazeteler, dergiler bunları yaptı. O nedenle ben e, burada bir psikolojik savaş yürüyor. E, bu dergilerin bu tür çıkışlarını da ben buna bağlıyorum. Pirokojin meselesini çok tartıştık. Yani Brikojin e, yani Putin'e isyan etmiş birisi değil. Bunu tekrar tekrar bilmiyorum. Aslında tekrar Hikmet Bey'in söylediği var doğru. Tamam nasıl e, O olaydan... Değişiklik var. Siz o olaydan 5 gün sonra... Be, evet o olaydan 5 gün sonra Prikojin Kremlin'de toplantı yaptı. Hatta biz hatırlayın sizin yayınınızdı galiba. Prikojin birkaç gün sonra şeyde e, Kremlin'de görülebilir diye... Yani hiç bilmeden söylemiştik bir Prikojin'in bir arkadaşı Türk İş adamı anlat. Bunu yazmıştı bana yayın sırasında ve ben de size aktarmıştım yayın sırasında. Gerçekten dediği gibi oldu ve 5 gün sonra orada çıktı. Afrika zirvesi yapıldı ki son derece kritik. Hani Wagner Afrika diyoruz yani ya, konuşuyoruz. Afrika zirvesi Leningrad'da, St. Petersburg'da o zirvede son derece önemli. Afrika'da neredeyse Afrika ülkelerinin tamamına yakını devlet başkanı ve başbakan düzeyinde katıldı o toplantıya ve Prikojin oradaydı Afrika liderlerle fotoğrafları paylaşıldı. Yani böyle bir süreçten söz ediyoruz. Peki Buyurun e ya az önce söylediğim herhalde anlaşılmadı. Hı -hı. Zaten o zaman da otoriter lider diyorlardı. Şimdi otoriter lider diyorlar. Ama Putin'e en güçlü lider olarak o Batı medyasının da söylemesi sadece Rusya'da değil, bütün dünyada Putin'in e kadar güçlü bir lider imajına sahip olduğunu göstermesi bakımından önemli. Hı -hı. Yani şimdi Putin'in imajını şu Hayır, veya Ukrayiden bu şekilde. Ukrayna'dan sonra yapamazlardı diyorum. Ukrayna'dan sonra Ukrayna'dan sonra, bir şey yapamazlardı zaten. Ukrayna'dan sonra yaptılar ve yapıtlar tartışmasına girmiyorum. Yani Putin'in bütün imajının ne kadar güçlü olduğu vurgulamak için özellikle bunu söyledim. Peki, e, Sayın Caşın siz de zannediyorum. Ben Hikmet Bey'in görüşüne katılıyorum. Ayağın mı kalkıyoruz, yani, kalktınız? Burada, ha, buradan tamam. anlatmamız lazım. Bunu. Yani e, Putin rastgele çağırmadı albayı aslında. Peki. Sıkışıklık var orada da. Neden sıkışıklık Ben de onu söyledim. E, şimdi bugün e, bir toplantı yapıldı Rusya'da. Sayın Putin şunu söyledi. İlhak edilen bölgenin yenilenmesi ve sosyoekonomik kalkınma yani Luhansk Donetsk bölgesi Kırım bölgesinin e, yeniden yapılandırılması. Yani şu bölgenin yeniden yapılandırılması. Ne demek istiyor? Donbas'ta yeni Rusya'daki yurttaşlarımızı savunmak için biz buradayız. Yani bizimkisi diyor işgal değil diyor. Bura bizim toprağımızı. Zaten harbin kalkış noktası da şu. Yani Rusya'nın 90'daki deklare ettiği ana stratejiye bakalım. Savunma stratejisi. Diyor ki bizim 26 milyon nüfusumuz var dışarıda. Eğer bunlardan bir tanesine konvansiyonel bir saldırı olursa nükleer silahla biz cevap vereceğiz. Evet. Bunun ilk hamlesi nerede oldu? Ee, şöyle söyleyelim. İki tane kırmızı çizgisi var Rusya'nın. Bir tanesi renkli devrimler. Ötekisi de NATO'nun genişlemesi. Kavga nerede çıktı? Gürcistan'ın NATO üyeliğine. Bugün Gürcistan diyor ki tekrar aynı yerleri geri alacağız. Tıpkı yani Amerika'nın Kafkasya'da oynadığı oyunu biz Ermenistan'dan sonra Gürcistan'da görüyoruz. Şimdi Gürcistan diyor ki kaybettiğimiz yerleri de alacağız. Yani büyük resme bakalım şimdi. Bakalım. Şöyle söylüyor. Biz Yeni Rusya'daki toprak vatandaşlarımızı, Yeni Rusya dediğinin Nova Rusya burası. Kırım dahil olmak üzere. Bu vatandaşlarımız, yurttaşlarımızı savunmak için buradayız. Harbin meşruiyetini bu şekilde ifade ediyor. İki, Vatan, egemenlik ve manevi değerler ve birliğimiz için savaşıyoruz. Ve 30 Eylül bugün Rusya'da yeniden birleşme gününü ilan edildi. Peki, peki gerçekten sizin argümanınız gibi Putin'in yerlerde mi sürünüyor? Ben aynı görüşte değilim. Öyle olsa bir defa Çin Devlet Başkanı gelip onunla beraber olmaz. Berik'te veya bakalım Sen Petersburg'daki yaptığı toplantıya bütün Afrika devletleri katıldı. Öyle mi? BRICS'teki toplantıya o şeyini vurdu. Evet. E şeye katılmadı Birleşmiş e, Birleşmiş Onun dedikleri oldu. Bakalım öbür tarafta G20'de gene ağırlığı vardı. Ha, peki iki önemli avantajı var. Bir, Kuzey Kore ile yapılan silah anlaşması belki için üzerinden silah tedariki gelecek. Ama en önemlisi burada Batı'nın verdiği silah. Şimdi iki tane görüş var. NATO Genel Sekreteri Sayın Zelenski ile görüştü ve şunları söyledi: Tüm kıtanın güvenliğini sağlar. Yani Kırım'ın Ukrayna'nın e, kazanması ve zaferi diyor. Peki ortak özgürlük alanını savunuyor. Şimdi böyle bir şey ben duymadım ya. Nasıl duymadım yani? Ortak özgürlük alanı neresi oluyor? Sen Ukrayna NATO üyesi mi? Hayır. Şimdi burada karıştırıyor. Defakta ve dejur. Yani hukuki ve fiili. Bir defa. NATO Sözleşmesi'ne göre, aynı Avrupa Birliği'ne göre e, eğer bir devletin toprakları bir şekilde işgal altında veya tartışmalı ise NATO'ya iyi olamaz. Hı -hı. Buna en çok kim karşı çıkıyor? Almanya'yla kim karşı çıkıyor? Fransa'ya karşı çıkıyor. Fransa. Peki bu durumda iki görüş var. Birincisi Hikmet Bey'in dediği gibi Rusya yeni bir taarruza başlayacak. İsmet, Peki yeni taarruza başlamak için insan ne olur? İstediğin kadar silahın olsun. Şimdi ne yaptı? Şöyle önce Kuzey Kore'ye gitti. Kuzey Kore Devlet Başkanı Rusya'ya geldi ve silah anlaşması yaptılar. İstedikleri kadar yapmadık desinler. Yeni füzeler, yeni bir takım silah sistemleri ve sihalar alacaklar. Bakın dün yaptığım konuşmada şunu söyledim. Günde 40 tane siha gönderiyor Rusya füzeler hariç, Kırım'ı veya diğer Odessa'yı vurabilmek için. Hı hı. 40 tane füze atıyor SİHA Evet yani. Peki Batı ne yapıyor? Yani. Batının iki tane yerde sıkıştıklarını görürüz. Bir tanesi Zaporoski, ikincisi Donbas bölgesi. Harp şu anda bu bölgede ve Mahmud Mahmud bile onu ben karıştırıyorum. E o bölgede sıkışmış. Bah Bahmut bölgesinde sıkışmış. <laughs> en çok adamın öldüğü yer. Ve Peregoyen'in de isyan ettiği yer orası. Çok evet. zayiat verdi her iki tarafı. Yoksa gerçekten de Ukrayna mı kazanacak? Ukrayna şu anda yaptığı bütün hamlede binde iki kadar bir ilerleme kaydetti. Yok yani bu askeri strateji de yok sayılır. Peki Zelenski ne diyor? Diyor ki bizim hava savunmasına ihtiyacımız var. Yani bize daha çok uçak ve füze verin artı SİHA verin. Peki burada e, ne, ne diyor Zelenski? Müttefiklerimizi bölgeye çekelim. Bu söylediğim çok önemli stratejik bir hamle. Nedir bu Fulya Hanım? Diyor ki gelin bize yeni silah fabrikaları kurun. Çünkü Rusya'nın askeri stratejisi Ukrayna'yı diz çöktürmek için mevcut askeri kapasitesini yok etmek ve komuta kontrol merkezlerini vurmak. Yani, peki ne yapacaklar? Kim gelmiş bu toplantıya? 252 tane savunma firması 30 ülkeden, Türkiye'den de katılım oldu buraya. Demek ki Zelenski'nin söylediğine bir takım e, olumlu hadiseler var. NATO Genel Sekreteri geldi dedi ki evde. Evet Ukrayna ordusu başarılar elde ediyor ama askeri strateji uzmanları bunda Amerikan Genelkurmay Başkanı da dahil <laughs> burada böyle bir gerçeğin olmadığını ki Sayın Hikmet Bey'in dediği gibi çok ciddi bir propaganda var aslında. Ve gözden kaçan bir şey var. Nedir? Ben ne dedim? Üç tane yol var dedim. Bunlardan bir tanesi ya e, e, Amerikan e, Dışişleri Bakanı Kissinger'in söylediğini kabul etmek. Yani Kırım ve e, diğer işgal edilen bölgelerden toprak verilmesi. Peki Zelenski, NATO Genel Sekreterinin önce kimle konuştu? Henry Kissinger oradaydı. Henry Kissinger'de tekrar pazarlık var. Demek oluyor ki yeni silah Japonya'da inşa etmek için, bu silah sevkiyatını başlattı ve Zelenski şöyle bir, aynı bizim Cumhurbaşkanımızın gibi yerli ve milli silah fabrikalarını kuralım diyor. Ve bu da da modern ve güçlü bir ciphanelik inşası. Peki burada asıl benim söylediğim taktik ve strateji olarak nedir? Nedir? Amerika'nın verdiği atak füzeleri bir, iki İmars füzeleri, üç İngiltere'nin verdiği seyir füzesi. Seyir füzesi dediğimiz Su-24 uçakları tarafından atıldı, ikili kolda geldiler. Svastopol'da bir Rus denizaltısı ile çıkarma gemisini vurdular. Bu Rusya için kabul edilemeyecek büyük bir zayiat. Bu şu demek. Rusya'nın çok kıymet verdiği Karadeniz donuna sıkışmış durumda ve havadan önleyemiyorlar bunu. İki, gördüğünüz gibi Sochi'nin yakında buralarda Novoreske doğru insansız araçlarla, zidalarla demek ki denizden taarruzda bulundular. Bu çok önemli. Az daha şeyi batırıyorlardı. E, petrol tankerini bu karadeniz'i çok büyük bir fel çevre felaketini sebep verir. Ve Sayın Putin, Sayın Cumhurbaşkanım Soşi'ye gittiğinde ne dedi? Ukrayna ordusu Türk akımı ile mavi akıma taarruz etmeye kalktı ki bu gerçek. E, bizim gemilerimiz onları önledi. Yani denizden ve karadan Rus donanması tehdit altında. Burada da çatışmalar artınca Sayın Putin Wagner de bir kere daha masaya oturdu. Demek ki önce askeri taktik ve stratejik istihbarat güvenliğinden dolayı bu. Fakat benim söylediğim silah, bir başka silah daha var. Şu anda Ukrayna topraklarına Alman Leopard tanklarından başka M1 Abrams tankları girdi. Yani sahada Rus tanklarıyla kim çarpışacak? Amerikan ve Alman tankları. Şimdi Rus medyasını ben takip ediyorum. Günde bir iki tane iki tane mutlaka Leopard tankı vuruyorlar. Ve şimdi dalga geçiyorlar. Çünkü meyveli avramlar karda çıkamıyorlar. Paletleri. Hı. Bununla mı bizi yeneceksiniz? Diye. Bir, benim çıkardığım şey şu. Bu savaş uzayacak. uzayacak. 2024'ün baharına kadar bu taktik hamleleri göreceğiz. İki, Rusya'da kendi taktik ve strateji açısından, bakın çok önemli. Rus donanması karadan ve denizden ve havadan Ukrayna'nın bütün hedeflerini vurabilecek kapasitede. Hı hı. Deniz kuvvetleriyle de aynı. Ama Batı şunu istiyor. Ne yani Zelenski'nin istediği bize yeni uçak savar sistemleri verin diyor. Yeni evet. uçaklar verin. Bu niçin? Rusya'nın elindeki en modern uçak olan Su-57 uçaklarını muharebe alanına sokmak istiyor. Halbuki Su-57'ler peki kullanılıyor mu? Savaşta evet. Ne yapıyorlar? Bu uçaklar bu bölgeye gelip Ukrayna hava radarları ve savunma sistemlerinin dışından ateş ediyorlar. Ki Ruslar o uçakları düşürüp, pardon Amerikalılar veya Batı, Rusya'nın ileri teknolojisini çalmak için. İki, çok önemli bir şey daha oldu. Elon Musk ne dedi? Ben dedi, artık burada benim e, uydularımdan istihbarat vermeyeceğim dedi. Çünkü şu, Rusların Su-31 tayarisi, MIG-31, özür diliyorum, uydu savar füzesi atabiliyor. Hmm. Yani Starling uydularını vurabilecek kapasiteye sahip. Anladım. Putin dedi seni çok seviyorum ama dedi yardımı kesmezsen uydularını vururum. Tamamen duygusal Elon Musk'ta ben vermeyeceğim dedi. Böyle bir sahne var. Evet. Benim gördüğüm stratejik olarak savaş uzayacak ve Putin de bunu gördüğü için Wagner'le el sıkıştı gel bakalım benim koyduğum koşullarda. Albay sen de hazır ola geç dedi. Peki Putin